İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Profesör Doktor Pınar Uyan Semerci. Hocam hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Merhabalar. Evet, bugün Türkiye'de kutuplaşmayı azaltmaya yönelik stratejiler ve araçlar projesini konuşacağız. 2 yıllık bir projeden bahsediyoruz. 24 ay oldu başlangıcından bugüne kadar. Çünkü Mart 2020'de başladı. Bu projeye ilişkin genel bilgileri sizden almak istiyoruz hocam. Hangi amaçla başlattınız? Neler yaptınız? Adım adım ilerleyelim. Çok teşekkürler. Belki dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz belli kısımlarına denk gelmiştir. Özellikle yaptığımız araştırmanın sonuçlarını Medyascope'da da tartışmıştık bayağı. 2020 Aralık'ın sonunda biten bir araştırma sonuçlarını paylaştırmıştık 2021'in başında. Ama çok daha kapsamlı bir projeydi bu. Yani sadece araştırmayla sınırlı değil. Bizi bu sefer hani çok heyecanlandıran ama bir yandan da zorlayan bir tarafı var. Çünkü CMF'le beraber, bu arada SIDA'nın desteğiyle yapıldı bu. Biz Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama Araştırma Merkezi'nde kutuplaşmayı azaltmak için stratejiler ve araçlar projesi geliştirmeye çalıştık. Yani bu kez sadece bir araştırma yapıp onun bulgularını paylaşmak değil, önlemeye, azaltmaya dair neler yapabiliriz, nasıl bunu oturtabiliriz, nasıl çözüme kavuşturabiliriz'e yönelik birazcık işte sahayı değiştirmek, dönüştürmek, hep beraber düşünmeye dair bir proje bu. Zaten Turkuaz da Türkiye'de kutuplaşma azaltmanın baş harflerinden çıktı. Böyle bir deneme diyelim, böyle bir yolculuk. Haziran itibariyle de tamamı bitecek ama şimdi büyük bir kısmını tamamladık ve beraber konuşuyor olmak da çok heyecan verici gerçekten. 2022 Haziran'ında bitecek olan neler? Yani bundan sonra da ürünler var anlaşıldığı kadarıyla. Evet, yani şu ana kadar yaptıklarımızı biraz özetlerim şimdi. Yani önce bir internet sitemiz var. Burası bir kütüphane gibi düşünebiliriz. Sürekli biz burayı güncel tutmaya çalışıyoruz. Hem Türkiye'de hem dünyada kutuplaşmayı azaltmaya yönelik çalışmaların hepsini toparlamaya gayret ediyoruz. Podcastlerimiz var, yurt dışında yapılan benzer çalışma örnekleri var. Hem akademik hem medyadaki yansımalar var. Burada gerçekten çok kapsamlı bir biçimde bu konuyla ilgilenenlerin kolayca ulaşabileceği bir alan yaratmaya çalışıyoruz. Bu internet sitesini, Turkuaz Lab'in internet sitesini hani ilgilenen herkesin dikkatine sunmak isterim. Ondan sonra bir uzman görüş anketi ve çalışma grubu toplantısı yapmıştık. Aslında tabii ki projenin hani bir açıdan şanssızlığı tam pandeminin ortasına denk geldi. Ve biz bunu da yüz yüze planlamıştık ama öyle olmadı. Fakat dünyadaki bütün elimizden gelen bu konuda çalışan uzmanları davet ettiğimiz uzaktan erişimli önce bir anket yollayıp onların hem neden hem sonuç önerilerini toparladığımız, sonrasında da beraber bir atölye çalışması yaptığımız, beraberce düşünerek yapacağımız anket araştırmanın sorularını da oluşturduğumuz bir süreç geçirdik. Bu şu açıdan bizim için çok kıymetliydi. Yani biz Türkiye'de kutuplaşmayı konuşuyoruz, genel olarak da bunu tartışıyoruz ama Türkiye'den, Türkiye ile sınırlı bir durum değil. Hatta zaten kavramın çıkışı ve özellikle siyasal alanda elitler arasındaki kutuplaşma tartışması Amerika Birleşik Devletleri ağırlıklı oluşmuş bir kavram ve yolculuk. Ama şu an dünyada birçok yerde, özellikle burada bugün konuşacağımız duygusal kutuplaşma dediğimiz perspektif yaşamımızın her alanında. O yüzden bunu Türkiye dışında da bu alanda çalışanlarla beraber konuşuyor, düşünüyor, tartışıyor, birlikte ne yapacağımızı ele alıyor olmak çok önemli geliyordu bize. Sonrasında işte 4000 kişiyle yapılmış bir sağ çalışmamız oldu. Kasım Aralık 2020'de ve pandemi koşullarındaydı. Yani gerçekten sahada çalışan bütün araştırmacılara çok teşekkür ediyoruz. Veri toplayan arkadaşlar oldukça zor bir süreci geçirdiler. Onun sonra çok fazla yansıması oldu. Yani belki dediğim gibi izleyiciler de en çok o kısmı takip etmiş olabilirler. Çünkü duygusal kutuplaşma dediğimiz boyut aslında hepimizin kendi günlük yaşam ilişkilerini, algılarını, medyaya erişimimizi,
düşüncelerimizi çok belirleyen bir noktada bunu tartışıyorduk, bu bulguları paylaştık. Ve işte ondan sonra bizim bugün biraz daha detaylı konuşacağımız zorlu yolculuğumuz başladı. Buradaki sonuçlardan yola çıkarak biz bir çevrim içi araç geliştirmeye çalıştık. Yani açık bir kaynak olsun, içinde çok kısa, özet derdimizi anlattığımız eğitimler, benim ve Emre Erdoğan hocanın yer aldığı, ama onun yanı sıra oyunlar, konuklarımız, iyi bir okuma paketi, yani bu konuyu önemseyen, düşünen, tartışan herkesin erişimine açık. Özellikle de sivil toplum alanında farklı eğitimlerde kullanılmak üzere bir çevrim içi eğitim aracı geliştirdik. Bu turkuazla sahanın altında ve şu an herkesin kullanımına, tartışmasına, çalışmasına destek için orada. Ve oradan sonra da yolculuğumuz devam etti. Çok heyecanlı bir yolculuk bu. Bu sonbahar ilk çalıştaylarını yaptık. İlk çalıştaylarımızda iki tane daha var. Bitirmedik. 11 tane il. Ve bu yolculukta 21, 22 ile 26 arasında farklı illerde sivil toplum alanında çalışan, farklı alanlarda çalışan sivil toplum temsilcileriyle hem Türkiye'deki kutuplaşmayı konuştuk, hem de onların çözüm önerilerini kendi araçlarımızı, kendi bulgularımızı paylaşarak bir gün geçirdik. Özellikle pandemi süreci de devam ederken bir kez de buradan herkese teşekkür etmek isterim. Çok kıymetliydi bu şekliyle bir araya gelebilmek, birlikte düşünebilmek. İşte şimdiki yolculuğumuzun bitişinde de bir kitap olacak. Yani bir aslında bütün bu sürecin özeti ve bir de kapanış konferansıyla tamamlamak istiyoruz Haziran'da. Dediğim gibi bu bizim için bitecek bir proje değil. Çünkü ötekileştirmeyle başlayan bir yolculuk var. Bizim bir TÜBİTAK araştırmamız ötekileştirme. 2015, 2017 ve 2020 kutuplaşma araştırması var. Çok açıkçası önemsiyoruz bu bireysel düzeydeki diğerinin öteki haline gelmesi, onun derdinin, onun tasasının önemsenmediği ya da onun haklarının görülmediği bir ortamda var olabilmenin beraber yaşama konusundaki en önemli engellerden biri olduğu kanısındayız. O yüzden yani bu projenin tamamlanması bizim bu konuyla olan ilişkimizin bitmesi anlamına gelmeyecek. Tekrar başka şekillerde devam edeceğiz ve zaten derdimiz bu açık kaynakla bu konuyla ilgili çalışmak isteyen herkesin kullanabileceği araçları geliştirmek. Özetlemeye çalıştım ama çok hızlı da olmuş olabilir. Daha da açabiliriz. Yok, bunların bir kısmını açacağız zaten. Ben hemen şunu sormak istiyorum. Konuşmanızın başında hemen belirttiniz. Bu kutuplaşmanın tabii ki uluslararası alanda da çok ciddi sorunlara yol açtığını çok iyi biliyoruz ve aslında literatüre, kutuplaşmanın azaltılmasına ilişkin literatüre önemli bir katkı olduğu anlaşılıyor bu çalışmanın. Aynı zamanda bunun yabancı dilde de kitabı, internet sitesi olacak mı? Böyle bir planınız da var mı? Var, çünkü gerçekten şu an eğitimlerde de biz hem kendi derslerimizde kullanılabilmesi için altyazı şeklinde İngilizce yaptık. Ama aklımızda daha da, yani çünkü ister istemez altyazıyla takiple dilin kendisinin var olması fark ediyor. Bu çok düşündüğümüz, uğraştığımız bir şey. Çünkü dediğim gibi benzer projeleri yapan arkadaşlarımız, meslektaşlarımızla iletişim halindeyiz. Hani süreçte hem biz onlardan hem de onlar bizden beslenmek istiyor. O yüzden çok önemsiyoruz. Yani şu an için birazcık bu yerelden beslenen ve yere geri döndüren bir tarafı var ama hepimizin ortak derdi. Çünkü dediğim gibi şu an sadece partiler arası olan kutuplaşma değil, ötekileştirme olarak görebileceğimiz, işte göçmen karşıtlığında yaşadığımız her bir olayda kendisini hissettiren bir sorun olarak var. Yani beraber yaşamımızın önündeki kapsayıcı bir toplum olmamızın önündeki çok temel bir nokta bu. Zaten bizim çıkışımız, belki daha önce konuşmuşuzdur sizle de, biz aslında çocuk işçiliğiyle mevsimlik tarımdaki süreçlerin içinde uğraşırken
ötekinin çocuğunun çocuk olarak algılanmaması üzerinden başlayan bir yolculuk oldu bizde. Yani nasıl oluyor da çocuklar arasında bile böyle bir farklılık varla başlayan çok uzun bir yolculuk bu. Ve gerçekten de gene şimdi il çalıştaylarında da hep karşımıza çıkan, hani ötekinin bunu yaptığını düşünüyoruz ama kendimizin de ötekileştirebileceğini ya da kutuplaştıracağını çok düşünmeyebiliyoruz. Ve tabii şunu da söylemek lazım, içinde olduğumuz koşullar çok kolay koşullar değil, ne ülkemiz ne dünya için. O yüzden bunları konuşabiliyor olmak, konuşabileceğimize inanmak bile ilk çalıştaylarında bize ilk başta söylenen cümlelerden biri oldu. Yani güne başlarkenle günü bitirirken arasında önemli farklılıklar gözlemledik. Ama yine de bu bir enerji gerektiriyor. Yani yaşadığımız dönemde, çağda hem kendimize eleştirel bakabilmek, hem çalıştığımız alandaki farklı gruplarla beraber çalışmak için çaba harcayabilmek, bunların hiçbiri kolay şeyler değil. Hani bunu kolay gördüğümüz için değil, aksine çok zor olduğunu düşündüğümüz için ısrar etmek, inat etmek gerektiği kanısındayım. Evet, pandemi döneminde bütün bu çalışmayı yürüttünüz ve gördüğüm kadarıyla yani binlerle ifade eden sayıda bir dokunma gerçekleştirmişsiniz. Bilmiyorum bu 4000 kişilik anketi yüz yüze mi yaptınız? Anket yüz yüze oldu. O yüzden zaten gerçekten bütün sahada çalışan arkadaşlara tekrar teşekkür etmek lazım. Çok zor bir dönemde oldu. Sonrasında aslında daha da büyük ağır kapanmalar oldu. O yüzden bizim projemiz de bir 6 ay aksadı. Yani biz normal şartlarda bu yılın başında bitirecektik. Fakat il çalıştaylarını yüz yüze yapmak istedik. Çünkü bu konuları Zoom üzerinden konuşmak, işte bir çevrim içi bir buluşmalar pek mümkün değil. Yani oldukça zorlayıcı ve ancak belki yüz yüze de belli bir aşamada, ki bu da belki bulgular arasında çok vurgulayacağımız, her il çalıştayında herkesin söylediği ve bizim literatürde de hep gördüğümüz temas etmek çok kıymetli. Ama o temasın biçimi, şekli, güvenli bir alan yaratabilmek, bunların hepsi çok önemli olduğu için biz sonbahara kadar, yani 2021 sonbaharına kadar il çalıştaylarını yapmaya başlamadık. Sonrasında işte İstanbul, Zonguldak, Trabzon, Ankara, Bursa, Muş, Diyarbakır ve Mardin olarak şu an için bir kısmını tamamladık diyeyim. İki yer daha kaldı. İki yer hangileri? Yani şu an için planlanan İzmir var, bakalım. Ama yani bir iki şeyle her seferinde, çünkü oradaki kaç kişiyi toparlıyoruz, nasıl yapıyoruz şeklinde durduğumuz için biraz da duraksıyoruz. İşte Konya olabilir demiştik, bakıyoruz yapabilir miyiz. Çünkü çok geniş bir sivil toplum grubuna mesaj atıyoruz. Sonrasında da olumlu dönüşler üzerinden ilerliyoruz. Evet, bu illerin seçiminde Türkiye'nin coğrafi bölünmesini mi esas alıyorsunuz, yoksa özellikle bir takım bölgelerde kutuplaşmanın çok daha yoğun olduğunu biliyoruz olaylar itibariyle, ortaya çıkan olaylar itibariyle tabii, bir de ortaya çıkmayan yığınla olay olduğu da çok anlaşılıyor. Seçiminiz... Aslında bu da il çalıştaylarında da gelen sorulardan bir tanesiydi. Niye bizim ilimizi seçtiniz gibi. Ya şöyle birkaç tane kriteri aynı anda tutmaya çalışıyoruz. Bir, yakın illerden de gelecek bir durum yaratmaya çalışıyoruz. Örneğin Trabzon sadece Trabzon değil, Trabzon çevresinden de gelebiliyor. İşte benzer bir biçimde Diyarbakır'da da, Mardin'de de. İkincisi, hani farklı özellikler olsun. Yani İstanbul, Ankara zaten çok anlaşılabilir ama hani biraz daha ne diyelim, daha farklı dinamikleri içerdiğini, örneğin Zonguldak bizim için ilginçti. Yani bir dönem çok daha farklı şekillerde bilinen ama daha sonra kendi ifadelerinde de zaten başka bir deneyim, başka bir sürecin içinden geçmiş. Hani bütün her ilin kendi farklılıkları ve dediğim gibi, yani biz biraz daha geniş bir listeden gerçekleşilebilirlikler üzerinden ilerliyoruz ama her birinde de gerçekten hayal ettiğimizin çok daha ötesinde bir ruh haliyle bitirdik. Ve bu sadece bizler açısından değil, bütün illerdeki katılımcı arkadaşlar da hani sonrasında aslında biz de bunu yapabilirdik. Yani biz de kendimiz bir araya gelebilirdik. Tabii pandeminin de burada çok etkisi var. Yani pandemi de insanları, kurumları, sivil toplum alanında da bir arada gelmeleri biraz riskli hale getirdiği için bunun da etkisi var ama
Hani şey çok enteresan oldu gerçekten. O bir günü beraber geçirip ve böyle bir konuyu konuştuktan sonra yine buluşmalar üzerine sözleşmek diyeyim. Hepimiz için çok iyi bir deneyim oldu. Bütün bu şartlar içinde tüm katılımcılara o yüzden gerçekten minnettarız. Evet, katılımcı sayısı ortalama olarak bu il 22 ile 26 arası değişti her ilde. Toplamda işte 185 gibi bir sivil toplum temsilcisinin yer aldı. Yani herkes kendi kurumundan ya da işte kent konseylerinden, sivil toplum alanındaki o ilin aktif kişilerinden geldi. Ama biz dediğim gibi çok geniş bir havuza davet ettik. Burada da hani olabildiğince çeşitliliği konunun kendisi sebebiyle farklılıkları içerir bir biçimde olmasını arzu ettik. Ama neticede olumlu yanıt verenler gelenlerle tamamlanmış oldu. Evet, yani anlaşıldığı kadarıyla bu projenin dokunduğu insan sayısı oldukça yüksek. Bunu da bir hesaplamakta fayda var. Yani orada derdi tabii bir çarpan etkisi yaratmak. Yani burada da mesela bugün bunu konuşuyor olmanın en temel noktası, hani gerçekten bu konuya kafa yoran, uğraşmak isteyen, kendi çalışmaları açısından bunu önemli gören herkes için, ister kurumsal ister bireysel, açık kaynaklar yaratıp hani buradan beslenmeleri, bunu kullanmaları, bu bir hocanın dersinde kullanılabilecek bir malzeme de olabilir. Dediğim gibi bir sivil toplum çalışmasının içinde de olabilir. Bir parti örgütünün gençlik örgütlenmesinde de kullanılabilir. Yani bu konu üzerine kafa yoran herkesin yararlanması gayreti. Bir de dediğim gibi bizim için bu bitecek bir yolculuk olmadığı için her tür öneri, eleştiri ya da işbirliğiyle devam etmek ve tartışmak istiyoruz. Çünkü şu an sonuçta sorunlar azalmıyor. Sorunlar ortak çoğu zaman. Ama içinde olduğumuz koşullarda medya ve sosyal medyanın da etkisiyle giderek sertleşen, birbirinden ayrılan bir noktada yaşıyoruz. Belki şunu da eklemek lazım. Yani kutuplaşma dendiğinde ilk çıkışı çok daha fazla elitler arası kutuplaşma. Yani özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde işte demokratlar ve cumhuriyetçiler arasında siyasal alandaki o elitler arasındaki kutuplaşma. Daha sonra işte daha bu sağ ve sol dediğimiz hani devenin hörgücü şeklinde hep çizilen ideolojik kutuplaşma çok tartışılıyor. Ki buralarda tabii ki çok önemli yayınlar, çalışmalar var. Sonrasında coğrafi kutuplaşma dediğimiz ve bence bunu Türkiye'de özellikle İstanbul'da ben çalışmak gerektiğini de düşünüyorum. Yani insanların kendilerinin yaşam alanlarını da ya da ne diyelim mekansal olarak da ayrışmaları mevzu. Ki bu aslında şehirleşmenin ve bizim konumuz çerçevesinde de yani şehir farklılıkların karşılaşması için dizayn edilen, şehrin en büyük zenginliği olan bir şey. Herkesin o kendi alanına, kendi mekansallığına çekilmesi. Bizim çalıştığımız, bizim uğraştığımız, bu çerçevede ele aldığımızsa duygusal kutuplaşma. Burada şunu kastediyoruz biz, bireylerin kendileriyle ilgili, kendilerine ait ettiği, ait gördükleri taraf sebebiyle karşısına koyduğu, en uzak hissettiği grubu, bu şu an için bu araştırmada parti taraftarları ama ötekileştirme araştırmamızda herhangi bir kimlik de olabilirdi bu. Ona dair bütün negatif düşünceleri, yani o kişi o gruba ait olduğu için ona dair bütün negatif algıları, ahlaki üstünlük diyoruz buna, kendi grubunu çok daha iyi, doğru, hatasız, hatta işte bazen çok daha farklı, ilginç, yani zeki, vatansever, bütün olumlu sıfatları kendi grubuna görmesi, karşıya koyduğu öteki olarak gördüğü, öteki kutup olarak gördüğü neyse bütün negatif sıfatları vermesi. Ve burada gene vurgulamak lazım, yani bir tek kişi olarak değil, o kişinin o gruba ait olduğunu düşündüğü anda bütün paketi, ona dair bütün o negatif algıyı koyması. İkinci nokta sosyal mesafe dediğimiz bir kavramdı. Bu da gene birkaç kere söylemiştim, hani izleyiciler tekrar diye düşünebilirler. Çok enteresan bir şey çünkü bizim sosyal mesafe ölçeğimiz var. Bogardus'tan beri, çok eskiden, 1925'ten beri kullanılan bir ölçek bu. Kendi sosyal ilişkilerini kurmak istememesi artık o grupla. Yani işte çocuklarının bile oynamasını istememesi ya da işte evlenmelerini istememesi, iş yapmak istememesi. Olmayı istememesi. Beraber, yani beraber bir sosyal yaşam alanı kurmak istememesi. Tabii burada enteresanlık, pandemi döneminde
sosyal mesafe, işte mesafe vurgusu çok ilginç bir şey oldu. Yani biz bir yandan karşılaşmaları arttırmak, teması arttırmak, sosyal mesafeleri aşmak üzere bir proje yürütmeye çalışıyorduk. Bir yandan pandeminin dili işte kendi evlerimize çekilelim, mesafelerimizi arttıralım, kendimizi ve işte yakın çevremizi koruyalım üzerine. Yani tabii ki buradaki söylenen şey çok daha fiziksel bir mesafe. Bu tam birebir üst üste gelmiyor ama insanların korku içinde, belirsizlik içinde, kuşku içinde yaşamalarını da arttıran, körükleyen, bütün o negatif işte mesela hijyen de bunun çünkü bir parçası, işte öteki gördüğüne ya da işte cahil görmek, bütün bu dil çok enteresan bir biçimde pandemi sürecinde de bizim açımızdan böyle iki tarafı aynı anda farklı şekillerde deneyimlediğimiz bir süreçti. Ama bir üçüncü ayak var, bunu da söylemek isterim, bizim bu duygusal kutuplaşmayla uğraştığımız, o da bütün bu hani işin işte negatif algı, beraber sosyal yaşamda olma arzusunun ötesinde üçüncü nokta hak olarak görmeme mevzusu. Yani bunu biz çok önemsiyoruz. Yani ötekileştirmenin özellikle bu duygusal kutuplaşma noktasında söylediğimiz kendi parti taraftarlarınıza, kendinize hak olarak gördüğünüz bir şeyi öteki parti taraftarına görmeme hali çok ciddi bir sorun. Çünkü işte tam da beraber yaşamanın, tam da insan haklarına, haklara saygı duyarak yaşayabileceğimiz bir ortaklığı zedeliyor. Yani burada belki üçüncü ayak olarak koyduğumuz ve bizim araştırma bulgularımızda da olan ve hep tartışmaya açtığımız şey, kendimize hak gördüğümüz, kendi çocuğumuza hak gördüğümüz, kendi yakınlarımıza hak olarak gördüğümüz noktaların kendimizden en uzak olana da hak olarak görebilme, görememe noktasını sorgulamak. Ve bu dediğim gibi farklı farklı düzlemlerde, burada parti taraftarlığı üzerinden tartıştığımız bir nokta ama benzer bir biçimde işte göçmen karşıtlığı için, diğer farklı ötekiler için de uğraştığımız alan. Bu üçü üzerinden biz duygusal kutuplaşmayı tanımlıyoruz ve tabii ki diğerinin önemini reddetmeden, yani her toplumsal yapının, Türkiye'nin kendi içinde var olan koşullardaki bütün başka yaşanan sorunları reddetmeden ama bireysel düzeyde kendimize de sorarak, aynayı kendimize tutup kendi içinde olduğumuz o halkanın durumunu da sorgulayarak ilerlemeye çalışıyoruz. Evet, bütün bu kutuplaşmayla ilgili anlattıklarınız şu anda içinde bulunduğumuz savaş koşullarında çok net bir şekilde ortaya çıktı. Bu bakımdan da önümüzdeki dönemde sanıyorum bu konuya da eğilerek çıkan sonuçları incelemekte, özellikle infodemi açısından, ki ona da ayrıca geleceğiz ve nasıl toplumların yarıldığını, nasıl farklılaştığını ve kutuplaşmanın derinleştiğini görmek açısından, ki bu dönem son derece önemli geliyor bana ve bugün bu programı yapmamızın da çok yararlı olacağını umut ediyorum açıkçası ve buradan hareketle de hemen derslerinize geçmek istiyorum. Çünkü yapmış olduğunuz çalışmanın tamamını herhangi bir akademik çalışma olmakla sınırlı tutmadınız. Aynı zamanda açık dersler haline getirdiniz. Bu derslere de ve oyunlara da kısaca girebiliriz. Belki savaş üzerine de söylemek istediğiniz birkaç cümle olabilir. Açıkçası ya maalesef diyeyim daha ziyade yaşadığımız her olay, her olgu bu durumun daha da ne kadar geniş bir biçimde yaşandığını ve ne kadar temel bir sorunumuz olduğunu gösteriyor. Çünkü yani şu an içinde olduğumuz bizim demin anlatmaya çalıştığımız işte noktalardan bir tanesi de her kutubun diyelim ya da her grubun farklı bir gerçekliği de olabiliyor. İçinde yaşadığımız dünyada biz çok fazla bilgi alıyoruz. Eskiyle kıyasladığımızda çok daha hızlı, çok daha çeşitli. Ama bir yandan da bu bilgilerin doğruluğu ile ilgili ciddi bir sorun var. İnfodemi bizim pandemi döneminde çok yoğun olarak çalışmaya başladığımız,
hem bir TÜBİTAK projesi, sonrasında gene bir çevrim içi açık eğitim hazırladığımız ve bu projede de çok karşımıza çıkan bir nokta oldu. Hem katılımcılar açısından hem daha önce yaptığımız anket bulguları açısından. İnfodemiyi kısaca işte tıpkı bir salgın gibi yalan haberin, yanlış haberin hızla yayılması olarak tanımladı Dünya Sağlık Örgütü ve UNESCO da burada çok emek sarf etti. Avrupa Birliği de, yani bayağı ciddi bir sorun bu tüm dünyada ve Türkiye'de. Şimdi savaş durumuyla beraber bunun başka bir halini her gün hepimiz hem ne olduğunu öğrenmek için yaşıyoruz, hem nereye bakacağımızı anlamak için uğraşıyoruz ve bu bitecek bir şey değil. Çünkü bilgileri mümkün olduğu kadar doğrulamak, teyitlemek gibi bir sorumluluğumuz var artık ve bu hiç kolay değil. O yüzden işte bu tür kurumlar çok kıymetli ama en azından önümüze düşen her bilginin doğru olmayabileceğini, işte bu kuşku dürtmesi deniyor buna. Yani kendimizin o kuşku şeyini sürekli açık tutmamız gerekiyor ve bu çok zor bir şey. Yani bir de bu kadar, yani savaş kadar can acıtıcı, üzücü, hepimizi etkileyen bir noktada önümüze düşen bir bilginin doğru olmadığını, gerçekliğini teyit etmeye çalışmak çok yıpratıcı. Ama bizim konuşmamız çerçevesinde de şu açıdan çok önemli. Çoğu zaman il çalıştaylarında da bunu hissettik. Daha önceki araştırma bulgularımızda da örneğin genel olarak bir endişe, korku, huzursuzluk, mutsuzluk, yani bütün bu tarif edebileceğimiz sorunlar noktasında belki ortak olabiliyoruz. Ama bunun işte sorumlusunun kim olduğu, nasıl çözülebileceği, olayların nasıl gerçekleştiği konusunda farklı gerçekliklerde yaşayabiliyoruz. Bu gerçeklikler işte zaten bizim bu medyanın üzerinden aldığımız ya da sosyal medya içinden aldığımız, o kendi fanusumuzun içinde elde ettiğimiz bilgiler. Yani bizim daha önce fanusta diyaloglardı, ilk kutuplaşma 2017 araştırma sonuçlarında koyduğumuz, maalesef bu fanusta yaşama halini kırmamız gerekiyor. Bizim oyunlardan bir tanesi bu eğitimlerde kullandığımız, işte bu açıdan fanus oyunu. Belki onu gösterebiliriz izleyicilere de. Mesela yakın çevremizdeki kişilerin isimleri ve onların birbirine yakın düşünüp düşünmediklerini soruyoruz. Ve bununla beraber kendimizin İşte nasıl bir fanusun içinde olup olmadığımızı keşfetmeye çalışıyoruz. Burada çok basit bir egzersiz bu ama düşündürücü bir egzersiz. Yani işte burada A, B, C, D, E'nin birer kişi olduğunu düşünürsek, bunların birbirine zıt fikirleri mi var, benzer fikirleri mi var? Bunu siz değerlendiriyorsunuz ve işte içinde olduğunuz fanusunuzun genişliğini ve darlığını bize gösteriyor bu. Altında da belki görüyorsunuzdur, işte fanusun ne kadar dar olduğunu fark ettiniz mi? Ya da biraz o fanus büyüdükçe, genişledikçe sizin için karar anı, ya büyüteceksiniz çemberi ya da daraltıp benzer düşünenlerle fanusunuzda yaşayacaksınız gibi. Açıkçası biraz tartışma başlatmak için oyunlar geliştirmeye çalıştık. Tabii burada bunlar çok daha da zenginleştirilebilir ama derdimiz kendimize de ayna tutarak hepimizin içinde yaşadığı koşulları aktarmaya gayret etmek. Çünkü fanusun içinde olup olmadığımızın kendisi bile bir farkındalık gerektiriyor. Yani bu soruyu sormak bile birazcık o fanusun dışına çıkmayı gerektiriyor. Bu da çok kolay bir nokta değil. Yani bu öz düşünümsellik Türkçesi çok zor bir kelime. Öz düşünümsel olmak, yani refleksivite dediğimiz kendimizin nerede durduğuna bakabilmek. Fanus oyunu bunu sağlamak için geliştirdiğimiz bir oyun. Bulgular üzerinden ve tartışmalar üzerinden geliştirdiğimiz. Nereden ulaşıyoruz bu oyuna? Bu Turquoise Lab sahaya girdiğimizde altta açılıyor zaten, eğitimlerin altında. Biz mesela bunu derslerimizde de bazen işte yaptığımız değişik atölye çalışmalarında da kullanmaya gayret ediyoruz. Evet. Burada bir oyun daha var, belki onu da gösterebiliriz. Aslında üç oyun var ama zamanı daha fazla şey yapmayalım. O da tahmin oyunu. Tahmin oyunu da bizim uzak gördüğümüz, kendimizden uzak gördüğümüz parti taraftarlarının konularla ilgili düşüncelerini tespit etme gayreti. Bizim yaptığımız araştırmanın sonuçlarıyla kişilerin tahminlerini karşılaştırıyoruz. Farklı siyasi parti taraftarlarının gündem hakkındaki
görüşlerini tahmin etmeye yönelik bir oyun. Bu da oldukça tartışma yaratıyor. Gene il çalıştaylarında da benzer bir biçimde. Örneğin CHP taraftarını nerede gördüğünüzü koyuyorsunuz. Sonra ona göre de onun konularla ilgili noktalarını koymaya çalışıyorsunuz. Burada bütün partiler olabilir tabii ki. İşte CHP'yi koyabilirsiniz, AKP'yi koyabilirsiniz, HDP'yi koyabilirsiniz gibi. Bu da biraz olsun yani araştırmanın bulgusuyla bizlerin algısı arasındaki farkı göstermek, buna ışık tutmak için. Bunların hepsi dediğim gibi biraz daha merakı, sorgulamayı ortaya çıkarmak üzere. Evet, burada kendinizle oynuyorsunuz aslında, değil mi? Evet. Onun sonucunda da bir skor elde ediyorsunuz. Yüksek skor neyi gösteriyor? Doğru tahmin ettiğinizi, aslında sizin ön yargılarınızın biraz daha az olduğunu gösteriyor. Yani kutuplaşmadan uzak olduğunuzu. Evet, yani başka karşı parti taraftarlarının nerede durduğu konusunda daha sağlıklı bir bilginizin olduğunu gösteriyor. Çünkü biliyoruz ki gene araştırmaların gösterdiği sadece Türkiye'de değil, çoğu zaman var olandan daha fazla bir mesafede görmeye eğiliminde olabiliyoruz. Çünkü dediğim gibi bizim bilgilerimiz, edindiğimiz bilgiler gerçek bir temastan, gerçek bir tecrübeden geçmeyebiliyor. Çok daha fazla ön yargılar üzerinden hareket edebiliyoruz. Evet. İçinde bulunduğumuz suskunluk sarmalı dediğimiz bir şey var. Yani siz başka bir şey düşünseniz bile çoğunluğun böyle düşünmediğini düşündüğünüzde sessiz kalmayı örneğin tercih edebiliyorsunuz. Evet, peki izleyicilerimize neyi tavsiye edelim? Parti seçimini yaparken kendilerine yakın olan partiyi mi seçsinler? Uzak olan. Her ikisini, bence hepsini deneyebilirler. Yani buradaki değil mevzu mi? Çünkü bir zaten araştırma sonuçları da geldiği için hani araştırma sonuçlarını da daha eğlenceli bir şekilde görmelerini sağlıyor. Bu arada ama şeyi de söylemek lazım. Aradan epey zaman geçtiği için bizim Turquoise Lab web sitesinde bütün araştırma sonuçları orada ve bizim evet. Sunumumuz da orada. Hani bu konuyla ilgili tabii ki Türkiye o kadar hızlı değişen ve dönüşen bir ülke ki yani şu an için tabii üzerinden bayağı bir zaman geçti. Ama yine de özellikle bazı soruların ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ortaklıkları görebildiğimiz alanların olmasını çok önemli görüyorum. Hani bunlar belki zaten işte beraber konuşmaya, düşünmeye, çözümler üretmeye en imkan verecek noktalar. Burada podcast serisi, bütün o dediğim haberler, sesli sözlük gibi birçok araç geliştirmeye çalıştık. Bunların hepsi arkadaşlarımıza, ilgililerin için yardımcı kaynaklar olarak burada. Bunu kıymetli buluyoruz çünkü dediğim gibi aslında bilginin dağılımında da maalesef pek eşit bir dünyamız yok. Açık kaynak vurgumuz da biraz buradan geliyor. Hani olabildiğince erişimi arttırabilmek ve daha farklı gruplara, kişilere erişimini sağlayabilmek. Evet, şimdi derslere geçersek iki ana konuda kutuplaşmayı anlamak ve infodemi konusunda iki ayrı eğitim var. Bunlar aslında birbirini tamamlayan eğitimler ve belirttiğiniz gibi açık kaynak olarak internet sitesi üzerinden rahatlıkla ulaşılabilecek ve derslere katılabilecek durumda izleyicilerimiz. Tabii ki yani bu programımızı izlemeyenlere de ulaştıracak kanalların bulunması son derece önemli. Çünkü oldukça değerli bir hazine olduğunu söyleyebilirim bilgi açısından. Kutuplaşmayı anlamak konusunda da kutuplaşma, ötekileştirme, kimlik, haklar, yapabilirlik, ihtiyaçlar, temas, gerçeklik başlıkları altında konuyu izliyorsunuz, inceliyorsunuz. Bu dersler hakkında da kısa bilgiler vermeniz mümkün mü? Ve tabii ki videolarınız var şu anda ekranda gördüğümüz gibi. Evet, bu dersler nasıl ilerliyor? Şu ana kadar dersleri izleyenlerin sayısını izliyor musunuz, tespit ediyor musunuz? Böyle bir istatistik var mı? Evet. Yani şöyle, açıkçası biz çok
heyecanlıyız bu konuda. Daha gidecek çok yol var. Çünkü bunların her biri aslında bir sertifika da veriyor. Yani tamamını tamamladığınızda, bütün dersler ve ilgili ufak testlerimizi tamamladığınızda, ön test ve son test, biz sertifika da veriyoruz göç merkezi olarak. Bunu söylemeyi şu açıdan önemli görüyorum. Bizler açısından başlangıç ve son arasında eğitimin ve bütün o konuklarımızın, bütün bu sürecin nasıl bir faydası olduğunu görebilmek, tabii ki bu baştan sona yolculukla çok ilişkili. Ama onun ötesinde şunu da görüyoruz. Yani tamamlamak oranı umduğumuzun hala altında ama bu daha yeni yola çıktı diye ümit ediyoruz. O daha yüksek olacağını düşünüyoruz. Fakat bireysel kullanımlar ya da işte girip oyuna bakmak ya da kimlik eğitimini tamamlamak gibi hani herkesin kendi ilgisi çerçevesinde bölüm bölüm yararlanmaları da şeyler çok daha yüksek. Tamamlamalar, takipler çok daha yüksek. Bu kutuplaşmanın nedenlerinin özetlendiği birinci bölümden sonra biz aslında bütün o sosyalizasyon sürecimizi, ötekileştirmeyi, gerçeklik oluşumu altında işte bütün o medya ve diğer bütün noktaları özetlemeye çalıştık. Burada dersler çok kısa aslında. 15-20 dakikayı aşmamaya gayret ettik. Biz de bunları süreçte öğreniyoruz. Hani bunlar dediğim gibi 3 saat ders anlatmaya alışık bizler için çok kolay deneyimler değildi. Ama buradaki hedef çok daha geniş bir gruba ulaşmak. Yani öğrencilerin dışında mümkün olduğu kadar öğrencileri yanı sıra demek belki daha doğru olur. Çok daha farklı gruplara anlatabilmek ve beraber düşünme imkan sağlayacak o temel kavramları aktarmak. Konuklarımız var, belki onları da söylemek lazım. Çünkü onlar da bazen farklı gruplar için çok önemli olabiliyor. İşte kimlikler üzerinden tartışırken biz taraftarlardan destek aldık. Sağ olsunlar Aslı da, Hilmi de ve Mehmet Bey de kendilerinin Beşiktaşlılık, Fenerbahçelilik ve Galatasaraylılık hikayelerini anlattı. Onun dışında çok kıymetli hocalarımız kendi uzmanlık alanlarında bizleri desteklediler. Hani bunların hepsi sizin çalışmalarınız açısından özellikle sivil toplum alanındaki çalışan kişiler ama bunun içine medyayı da koyuyorum, çok farklı kamu çalışanlarını da koymak isterim. İlgilendiğiniz ve ihtiyacınız duyduğunuz noktalarda kullanılmak üzere orada. Şimdi infodemi dediğim gibi bizim pandemi döneminde yoğun olarak çalışmaya başladığımız, araştırma yaptığımız, sonrasında da bu eğitimi geliştirdiğimiz bir süreç oldu. İnfodeminin de bizim açımızdan önemi bu çok fazla aslında belki herkesin dillendirdiği bir sorun. Ama kavramlar ve nasıl önleyeceğimiz konusu biraz muallak. Ve bir de içinde olduğumuz halde bu korku ve endişenin arttığı noktada komplo teorileri de dahil olmak üzere gerçekten hayatta kalmamızı etkileyen bir konu başlığı. O yüzden bu ikisini de açık kaynak olarak dikkate sunuyoruz. İnfodeminin altında da orada bizim dışımızda da çok değerli hocalarımız konuştular, destek verdiler. Selim Hoca yer aldı, Erkan Hoca yer aldı. Hani bizim açımızdan çok önemsediğimiz bir eğitim ve o eğitim sonrasında da en son bir lisansüstü konferans yaptık. Şimdi de bir kitap tamamlıyoruz. Gene çevrim içi olacak, açık kaynak olacak. Bütün ilgili arkadaşlarımızın hani umarım işine yarayacak, kullanacakları bir kitapta bitmek üzere. Ya burada belki şunu söylemek lazım. Yani nasıl bir toplumda yaşamak istiyoruz diye düşündüğümüzde ve sorduğumuzda çok farklı gruplara bu bir arada yaşama mevzusu, farklılıklarla haklara saygılı bir biçimde yaşama mevzusu bazen çok ortak bir biçimde dillenebiliyor. Ama işte dediğim gibi bir sonraki noktaya geldiğimizde var olan içinde olduğumuz koşulların nasıl olduğunu sorduğumuzda anlatılan dünyalar, anlatılan dünya veya da Türkiye çok farklılaşabiliyor. İşte bu sebeple gerçekten daha doğru bilgiye, en azından yanlış, yalan haberin olmadığı ve onun farklı biçimlerinin olmadığı bir iletişim kurmaya dikkat etmek zorundayız. Ve burada da şunun farkında olmamız gerekiyor. Her zaman bunlar kötü niyetli de olmayabiliyor. Bazen çok iyi niyetli biz yanlış haberin yayılmasına katkı sunabiliyoruz. Bunun da farkında olmak gerekiyor. Bu tür çeşitli biçimlerini aslında anlamak, farklılıkları anlamak, bazen bir espri, parodi olarak üretilmiş bir bilginin gerçek haline gelmesi süreçte ve yayılmasının olduğu bir dünyanın içinde olduğumuzu anlamak gerekiyor.
Evet, sanatın rolü üzerine de hemen 24 Ocak tarihinde 2022'de gerçekleştirdiğimiz bir programa, Şehir Hepimizin programına atıf yapmakta fayda var. Sizin gerçekleştirdiğiniz Öteki Hikayeler sergisi ve Göçmen Karşıtlığıyla Mücadelede Sanatın Rolü başlıklı 24 Ocak 2022 tarihli programı da kayıtlardan izleyicilerimiz izleyebilirler. 12 ülkeden 50 sanatçının, çok da denk düştü herhalde hocam. Ama 7 Şubat tarihinde de tamamlandı bu sergi ve şu anda bilmiyorum internet üzerinden sergiyi online dolaşmak mümkün mü? Bu konuda şu an bakıyorum. Değil ama yapıyoruz diyeyim. Evet, yani çünkü kıyamadık ve hakikaten çok sağ olsunlar, yani çok ciddi bir sanatçıların olumlu desteğiyle beraber hem bir internet sergisi halinde olacak hem de iyi bir katalog hazırlıyoruz. Gene çok kıymetli hocalarımız bu kez çok akademik olmayan, daha çok kendi düşüncelerini yansıttıkları metinler kaleme aldılar. Onları da toparlayıp bir kitap olarak da çıkacak. Bu sanat bizim çalıştaylarda da konuştuğumuz, bu arada tabii şeyleri söyleyemedim ama biz bunu ekip olarak yapıyoruz. Yani zaten böyle bir çalışma iyi bir ekip olmadan mümkün değil. Özellikle ekibimizden Itır Erhat'ın bu alanda çok emeği var. Bütün çalıştaylarda da açılışı Itır ısınmada onun her zamanki o güler yüzüyle yaptığı bol enerjisiyle yapıyordu. Şimdi Itır'ın bizim şeyde eğitimlerde yaptığı bir konuşma var. Sanatın şiddetsiz iletişimin ne kadar önemli olduğuna dair. Bunu da çok önemsiyoruz çünkü o teması nasıl kuracağız? Nasıl bir şekilde farklılıklarla bir arada yaşamayı ya da o yuvarlak masanın etrafında bir araya geleceğiz diye düşündüğümüzde sanat çok önemli bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Çocuklar çok önemli bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Eğitim, müfredat, bunlar sadece bizlerin işte akademik dünyada çalıştığı, ürettiği değil, katılan bütün neredeyse sivil toplum kuruluşundan arkadaşlarımız bu noktaları belirttiler. Bunun o yüzden çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani temas, ama nasıl bir temas? Kimlerle temas? Çünkü erişilebilirlik dediğimiz şey de çok önemli. Yani bizim çalıştaylar da dahil olmak üzere ya da bu programı kimler izleyecek de dahil olmak üzere kimlere ulaşabiliyoruz? Kimler dışarıda kalıyor ve erişilebilirliği nasıl sağlayacağız? Yani burada bakım politikaları da dahil bunun tartışmanın içine. Kimlerle bir araya nasıl gelebiliyoruz? Kapsayıcılığı artırabilmek için neler yapmamız gerekiyor? Bütün bunlara kafa yormak gerekiyor. Ama sanat işte bu zor gelen, öteki olarak gördüğümüzde karşılaşmamızı, empati kurmamızı, kendimizi sorgulamamızı, belki bizim yazdığımız çok daha uzun metinlerden çok daha hızlı ve çok daha çarpıcı bir biçimde sağlayabiliyor. O yüzden hem disiplinler arası hem de dediğim gibi bilim, sanat, medya el birliğiyle çalışmamız gereken bir alan bu. Evet, gerçi özetlediniz ama ben tekrarlamak istiyorum. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe. Evet. Özellikle taraftarlarla ilgili üç konuğunuz oldu. Hukukta ayrımcılık, insan hakları, biraz önce konuştuğumuz sanatın rolü, işbirliği, yanlış bilgide teyidin önemi ve yapay zeka üzerine konuklarınız oldu. Onları da internet sitesine girerek rahatlıkla izlemek, öğrenmek mümkün. Hemen şunu sormak istiyorum hocam. Bu eğitimleri, dersleri izleyebilmek için bir eğitim altyapısına ihtiyaç var mı? Yani illaki mesela üniversite öğrencisi mi olmamız lazım? Hayır. Yani biz kendimizi zorladığımızı düşünüyorum gerçekten. Çünkü bu kolay bir şey değil. Yani bizler açısından evet. Da hepimiz mesleki bir deformasyondan geçmiş durumdayız. Ama hani ekibe ben biraz güveniyorum. Çünkü ekim olarak birbirimizi oldukça eleştiren bir ekibiz. Hani orada Emre Hoca'nın da, Emre Erdoğan Hoca'nın da benim de aktarımımızı hani hem ekipçe hem işte dış gözle olabildiğince öğrencilerimiz ilk aslında bir grubu tamamlayıp sonra geri bildirimlerde bulundular bize. Onlarla odak yaptık. Hani nasıl geçtiğini, ne olduğunu farklı gruplara da iletmeye çalıştık. O yüzden yani gene tabii ki daha iyisi mutlaka olabilir ama genel olarak buna dair negatif bir dönüş hiç almadık.
Fakat dediğim gibi derdimiz çünkü burada mümkün olduğu kadar en temel noktaları ortaya çıkarmak hepimizin beraberce düşünebileceği bir yolculuktu. Yani başlangıçta da zaten o şekilde özetlemeye çalışıyorum ben. Hani sizlerle beraber bir yolculuğa çıkalım. O yüzden de hani bu yolculuğun sürecinde mümkün olan en geniş yani eğitim bağlamında bir minimum şöyle bir düzey olması gerekmeksi değil. Daha ziyade bunu böyle bir dert edinme ve böyle bir emeği, zamanı harcayabilme konusu söz konusu. Fakat yıllar içinde yani bizim yaptığımız çok farklı çalışmalarda artık benim geldiğim yer bu algının çok temel bir sorun olarak her düzeyde karşımıza çıktığı. Yani gerçekten bir iyi bir politika geliştirmek için, uygulama projesi geliştirmek için ne alanda çalışıyorsak çalışalım. Algılar bizim davranışımızı, tutumumuzu, o konuyla sahip çıkışımızı çok etkiliyor. O yüzden de ben bu tartışmanın birçok farklı düzeyde yapılması gerektiğini, birçok farklı kurumun kendi içinde bile, yani kendi içindeki o farklılıkları nasıl karşıladığını, nasıl tutumlara sahip olduğunu göstermek açısından bile bir iç eğitimde, hepsi olmasa bile bazı derslerin çok önemli olduğu kanısındayım. Ki il çalıştaylarında da zaten her ilin farklı bir dinamiği oldu ama gerçekten de bir ortak dert olarak daha uzakta bırakılanlar, ötekileştirenler, farklı farklı deneyimler bireysel örneklerle de kurumsal örneklerle de aktarıldı. O yüzden bu bir ortak dert ve ancak ortak akılla çözebileceğimiz bir yolculuk. Mümkün olan en geniş şekilde formüle etmeye çalıştık ama dediğim gibi hani hiçbir zaman mükemmel olamaz ama eleştirilerle de eğer böyle bir hani görüş belirirse tekrar gözden geçirmek bizim için bir keyif olur. Şu ana kadar öyle bir negatif cümle duymadık. Evet, kamu kurumlarına öneriyorsunuz, yerel yönetimlere ve kurumlarına tabii öneriyorsunuz, ki, yani, yerel kuruluşlara öneriyorsunuz. Son derece önemli ve size ulaşmak için biraz önce ekranda da gösterdik. İnfo adresini kullanmak mümkün. Evet. Sorular olabilir, öneriler olabilir, görüşler aktarılmak istenebilir. Bunlardan da haberdar olmanız hakikaten sizin yürütmekte olduğunuz çalışmayı ve önümüzdeki dönemde de ağırlıklı olarak yürüteceğinizi görüyorum ve anlıyorum. Kolay gelsin. Çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Çok önemli bir konuyu döne döne gündeme getiriyorsunuz. Çok teşekkürler. Son cümlelerinizi alarak programı kapatmak zamanı geldi. Çok teşekkürler hocam. Evet. Ben çok teşekkür ederim bu fırsatı bulduğum için. Ayrıca tabii bu kadar uzun döneme yayılınca kısa bir sürede hızla düşünerek toparlamaya çalışarak geçti benim için de. O yüzden tekrar teşekkür ederim. Belki şunu söylemek önemli geliyor. Yani biz göçmen karşıtlığında da bunu çok net görüyoruz. İşte günah keçisi bulmak, müsebbibi bulmak, sürekli bir suçlama yaratmak. Yani bunlar ister istemez olan şeyler. Bunların önemsiz olduğunu ya da sorumluları tespit etmenin önemsiz olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Yani öyle bir algı olmasın. Fakat her birimizin içinde yaşadığı, taşıdığı farklı şapkalarla ne yaptığının, ne yapmadığının da öneminin çok büyük olduğunu düşünüyorum. Yani kendimize ayna tutmak başka olan şeyleri değerlendirmeyeceğiz anlamına gelmiyor. Yani bir önceliklendirme yapmamız gerekmiyor. Aksine aynı anda birçok şeyi yapmak durumundayız. Yaşadığımız çağ da bunu gerektiriyor. İçinde olduğumuz maalesef birçok olumsuz koşul da. Dediğim gibi yani pandemiyle daha mücadelenin içinden nasıl çıkacağımız belli değilken şu an bir savaş ortamını içine düşmüş durumdayız. O yüzden bu üst üste binmiş bütün bu kırılganlık yaratan durumlar içinde hani bu tartışma bir lüks mü gibi bakanlar da olabilir. Ben açıkçası bu tür bir tartışmanın hem kendimiz hem içinde olduğumuz gruplar açısından uzun vadede de kısa vadede de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü beraber yaşamak, kapsayıcılık, temel insan hakları üzerinden bir ortaklık geliştireceksek kendimizin nerede durduğu konusunda da çok samimi olarak sorgulama süreçlerinin içinde olmamız gerektiğini yine yeniden söylemek isterim. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler hocam. Aklınıza, fikrinize sağlık ve Şehir Hepimizin programının konuya olan ilgisi
devam edecek. Haziran ayını merakla bekliyoruz, kitabın çıkışını. Çok çok teşekkürler size ve bütün ekibe tabii ki. Hepsinin ismini sıralamamız mümkün olmadı ama diğer arkadaşlara da teşekkürlerimizi iletirseniz çok seviniriz. Evet efendim, İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programının bu haftaki konuğu Profesör Doktor Pınar Uyan Semerci idi. Kendisiyle Türkiye'de kutuplaşmayı azaltmaya yönelik stratejiler ve araçlar projesini konuştuk. Gelecek hafta yeni bir programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.